Herkese selam. Bugün 60 DP'yi inceleyeceğiz. 60 DP Polonyalıların oldukça zırhlı bir tankı. Ağır tankı. Seviye 10 tankı. Yine top değerleri de çok çok iyi. Hatta E100'ün topuna biraz benziyor. Hasar açısından, delme açısından baktığınızda. Tabii eğilmesi de çok iyiymiş. Mesela ben eğilmesinin bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. -8 derece eğilme var. T29'da herhalde -10 derece eğilme var. Bakalım, yine farazi sallamayalım abi. -10 deyip atmayalım. Evet, -10 derece bir eğilme var. Ama -8 derecelik bir değer de gayet iyi bir değer arkadaşlar. Şimdi bu tankın belirli özellikleri var ön plana çıkan. Bunlardan en önemlisi zırhı. Zırh açısından mükemmel bir tank. Gövde zırhı ve taret zırhı olarak. Özellikle taret zırhı efsane. Şimdi baktığınız zaman gövdenin zırhı 160 mm gösteriyor. Fakat şimdi tank GG'den de bakacağız. Oldukça fazla açısal zırhtan dolayı bu yükseliyor. E100'ün de aslında baktığınızda hani şey bir zırhı var. Açılı bir zırhı var ama 60 TP birazcık daha böyle efektif zırha sahip bir tank. Gördüğünüz gibi çok eğimli bir ön zırhı var. Tareti keza aynı şekilde çok yuvarlak ve çok eğimli, bombeli bir taret var. Bu yüzden de kolay kolay delinebilecek bir tank değil. Seviye 10'un hani deriz ya, en güçlü tank hangisi, en iyi tank hangisi? Biraz abartı olabilir belki ama seviye 10'da top açısından ve zırh açısından en güçlü tanklardan biri. Tabii buna istinaden 60 TP'nin hareket kabiliyeti ve nişan alma kabiliyeti çok düşük. Ben bu yüzden 60 TP'ye nişan alma taktım. Hızlı yüklemesi sağlayan bir karya sürgü taktım. Ve yine buraya bir havalandırma filtresi taktım. Ama siz buraya düşey dengeleyici de takabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben burada birçok özelliğe artı getirsin diye havalandırma taktım. Bununla alakalı bir maç da yaptık. O maçı da inceleyeceğiz. Şimdi bir tank GG'den de bakalım 60 TP'nin zırhına. Evet. Şimdi tank GG'ye geldik. 60 TP'yi açtık. Gördüğünüz gibi efsane bir zırhla karşı karşıyayız. Bakın 160 derece dediğimiz, 160 derece diyorum pardon. 160 mm dediğimiz zırh efektif olarak ne kadar ciddi bir zırh kalınlığına ulaşıyor. Dolayısıyla burasını kolay kolay delmeniz mümkün değil. E100'den farkı ne peki zırh olarak? E100 birazcık daha düz bir zırh var. Ya da Maus'un da öyle düz bir zırh var. Fakat bu tankın eğimli ve yamuk yumuk bir zırh olduğu için kolay kolay delinebilecek bir tank değil. Bu tankla side scrap de yapabilirsiniz. Tepelere çıkıp taret de oynayabilirsiniz. Tankın en zayıf bölgesi şu alt zırhı, birçok tankta olduğu gibi. Ama orayı sakladığınız takdirde gerçekten çok ciddi bir şekilde hat tutabilen bir tank haline geliyor. Yine side scrap değerlerine baktığımızda, şöyle çevirdiğimizde tankın yan kalınlığı, yan zırhının kalınlığı bu açıda gördüğünüzde aşağı yukarı 400 mm'lere çıkıyor. Tabii şu paletin hemen ucundan da delebilirsiniz. Çok hassas bir atış yapabilirsiniz şu gördüğünüz gibi. Ama oraya da denk getirmek kolay değildir. Taret zırhına baktığımızda ise taret zırhı da aynı şekilde epeyce yüksek değerlere ulaşıyor arkadaşlar. Topu efsane bir top hasar açısından. 750 vuruyor ama zaman zaman oyunda da göreceksiniz. Yaptığımız maçta da göreceksiniz. Bu değer 800'lere kadar, 860'lara kadar çıkabiliyor. RNG'nin de etkisiyle. Penetrasyonu gayet iyi. Gayet iyi. Tavsiye edebileceğim bir tank. Hareket kabiliyeti kötü. Nişan alması ve dağılması kötü. Ama şunu da söyleyebiliriz tabii ki. Dağılma, nişangahın dağılması sizin tankınızın hızıyla doğru orantılı bir şey. Yani tank ne kadar hızlıysa nişangah da o kadar açılıyor. Tank ne kadar yavaşsa nişangah da o kadar az açılıyor. Buna rağmen nişanı kötü bir tank. Nişan alma açısından zayıf bir tank. Evet, şimdi hep birlikte bu Polonya tankını, bu Polonya canavarını maçta izleyelim. Bakalım maçta neler yapmış. Evet arkadaşlar, gerçekten oyunun en zırhlı tanklarından biriyle oynuyoruz dediğimiz gibi. 60 TP Polakların kaliteli bir tankı. Bozkırlar haritasında oynuyoruz. Burada yine bir benim AFK olma durumum var. Telefonda bir şeylere bakıyorum. Hani çok fazla adapte olamıyorum ama hemen tankı çevirip kayalara çarpmaktan kurtarıyorum. Karşıya baktığımız zırhlı tanklar var. İlk bakışta, ilk görüşte. ISC diyelim, Conqueror, işte
Type 5 gibi gerçekten zırhı yüksek tanklar var. Tabi seviye 8'de oynamamız bizim birazcık avantajımız, özellikle böyle bir zırhlı tankla. Ama bu harita biraz sıkıntılı bir harita. Partiler iyi iş yaparsa bizim gibi ağır tanklara çok fazla hasar verebilir. Şimdi burada spotlanıyorum. Bir atış geliyor, zırhımdan sektiriyorum. Burada daha çok takımın ne yapacağı, rakip takımın ne yapacağı, ne gibi pozisyonlar alacak falan derken hemen bir önümüzden geçen, önümüzden tıpış tıpış bir tavşan gibi geçen STB'ye STP dedim ya, diğer savaştan kalma ST1'e hasarımızı veriyoruz. Sonra T5 önümüze geliyor. T5'e önümüze geliyor. Ona da atışımızı yapıyoruz. Bakın 773 damage atıyoruz. Yani gerçekten topun alfa hasarı çok yüksek. Bu da caydırıcılık açısından çok ciddi bir şekilde konumlandırmış oluyor sizi. Çok ciddi bir şekilde strateji olarak bunu kullanabilirsiniz ki oyun en caydırıcı tanklarından biri diyebilirim. Tabii en tepeye FV'yi koyarsınız, Jack Tiger'ı koyarsınız. Bunlar çok sıkıntılı tanklardır. Bu arada tekrar bir hasar verdik ISD'ye. Açıkçası burada ISD'nin ne yapmak istediğini ben de anlamadım. Çünkü ben varım, arkamda bir ton adam var. Ona rağmen adam bize basıyor ve alt zırhında saklayabilecek pozisyonu yok. Kendine saklayamıyor ve sürekli hasar yiyor bizden. Tabii ben de bunu değerlendiriyorum. Şu anda çok az hasar aldık ve 2917 hasar attık. Artı özellikle bana çalışıyor fakat bulunduğum konum itibariyle birazcık da tepenin avantajını kullanarak çok fazla hasar yemiyorum artıdan. ISD tekrar dediğim gibi bilinçsizce çıkıp kendini gösterdi, hasarını verdi ama aynı hasarı fazlasıyla geri iade ettik. Şimdi burada bir karar vermem gerekiyor çünkü şu net, aynı hat üzerinden başka bir arkadaş, başka bir oyuncu geri basmayacaktır. VK basmaya karar veriyor. Ben de onunla birlikte geliyorum ve umarım bana ateş ederler diyorum. Evet, bana ateş ediyorlar. Zırhımda eritiyorum onu. Paletime geldi daha doğrusu. Burada Type 5 geliyor. Ona vuruyorum. Bakın nişangahım biraz kötü demiştik. Nişan alma biraz değil, bayağı kötü. Burada sektiriyorum Type 5'ten. Halbuki çok net bir pozisyondu. Birazcık sabırlı olsaydım, birazcık daha nişan almasını bekleseydim Type 5'e hasar verebilirdik. 3700 hasardayız. Type 5 var. Ona ateş edeceğim. Bakın burada da yine bir inanılmaz bir hata görüyorsunuz. Nişan alamıyorum Type 5'e. Alıyorum. Olmuyor. Yani beklemem gerek. Tabii burada Type 5'in topundan da korkuyorum. O arada arkada bir tank spotlandı. Ama spotlanma standart ve garaja gitti. Type 5'e bakıyorum. Garaja yollamak istiyorum artık onu. O bana bakıyor. Derken başka bir arkadaşım Type 5'i garaja yolladı. Buraya geldik. Bu daraşmalıktan hasar atmadan çıktık. Şimdi ne var ne yok diye kafamı çıkartmak istiyorum. Artiden yiyorum. Behçet Arti sıkıntılı. Peş peşe atışabilir. Sürekli hasar verebilir bana. Ve palette de tutabilir beni. Paletimi tamir ediyorum. İleri doğru gidiyorum. VK benimle birlikte geliyor. Leopar benimle birlikte geliyor. Type 5. Pardon, Type 4'müş o. Type 4 benimle birlikte geliyor. Burada T26E5'i görüyorum. Nişangahımın kapanmasını beklerken o geriye kaçarak kendini koruyor. AMX M451'i spotluyorum. Bakın tankımız yavaş fakat zırhımız da o kadar iyi diyebilirim. Udes'ten yiyorum. Udes çok büyük bir ihtimalle tam karşıdaki otlar var ya, standart bir TD yeri arkadaşlar. Orada bir tane daha atıyor Udes. Artık daha fazla riske girmemem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yandan da AMX M451 var karşımda. Ondan tekrar sektirdim. Şu anda her şey iyi gidiyor benim için bireysel anlamda. Evet, canımız çok azaldı. Hani daha fazla canla buraya gelebilirdik, Udes'ten de yemeyebilirdik. Fakat verdiğimiz hasar itibariyle şu anda iyi bir konumdayız. 7'ye 7 oldu skor. Burada oyuna bir şeyler katmamız gerek arkadaşlar. Yani böyle bir tanksanız, seviye 10 ve 8'de 8 tankların olduğu bir savaşta top tier çıkmışsanız mutlaka risk almanız gerekir. Risk alması gereken tank sizin tankınızdır. O yüzden o tepeden doğru çıkıyor. Ağır tankım o tepeden yükseliyorum. T28'e mükemmel rol ediyorum. 828 sanırım verdiğim hasar. 828 hasar veriyorum T28'e. Hala orada duruyor kendisi. Yanında bir AMX M4. Zeki bir adam. Kafasını kullanan bir adam. Taretini kullanmaya çalışıyor az çok. Arkasında Udes var. Onun da desteğini alıyor. M451 tekrar ateş ediyor. Tekrar ondan sektiriyorum. Burada biraz sıkışmış durumdayım. 444 canım var. Çok fazla katkıda bulunamıyorum. Artı hemen dibimizdeymiş. Açıkçası ona çıkmak çok riskli olur. Çünkü çok ciddi bir şekilde kendimi açığa çıkaracağım. T28
Tekrar biraz ileri atılım yapıyorum. T28'i görüyorum. Nişanımı alamıyorum. Çok ciddi bir nişan alma süresi var tankımızın. 60 TP Lewandowski Polish tankı. Çok kaliteli bir tank. Çok seviyorum kendisine. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi orada sıkıştık gibi görünüyor. Maç 9'a 9 çok kritik. Maçı kazanmak için bir şeyler yapmamız gerek. Fakat çok fazla can puanım kalmadı. T28 çok büyük bir hata yapıyor. Çok büyük bir hata yapıyor bence. O hatayı da birazcık da şansımın yardımıyla, çünkü nişan gemi çok fazla kapanmamıştı, değerlendirerek onu garaja yolladım. Şimdi skor 10'a 9. Burada durdurmak istiyorum. Size şöyle bir haritayı büyüteceğim abi. Neden büyüteceğimi anlatacağım. Şimdi biz orada 3 tankız. Leopard, ben ve BK. Karşıda AMX var. Bize doğru basan T26-T5 var. Ve en tepede bir de UDES var diye tahmin ediyorum. Hani çıkamıyoruz. Şu hangi bölgede abi UDES söyleyeyim size tahminim. İşte K kaç oluyor orası? K9, K7, oralarda bir yerde UDES var diye tahmin ediyorum ben. Şimdi burada oyunu açmamız gerekiyor ama benim açabilecek durumum yok. Leopar'ın açabilecek durumu yok. VK'nın da aslında can puanı itibariyle açabilecek durumu yok. Hani çıkayım bir tane yiyeyim ama işte T26-T4'ü garaja yollayayım düşüncesi çok sıkıntılı bir düşünce olur. Devam ettireyim oyunu. Leopar da aynı şeyi düşünüyordur. Leopard PTA da aynı şeyi düşünüyordur. Keza ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz ve daha çok savunma yapmayı planlıyoruz. Şimdi VK orada birebir uğraşıyor. Ben ileri doğru gidiyorum. Şimdi bakın Allah aşkınıza burada oyunculuk nasıl olmaz onu göreceksiniz. Şimdi bakın abi bu kadar komik bir şey olamaz ya. 3 tankız. Hadi VK buraya bakmıyor abi. Karşımızda kim var? Ağabeyimiz. Kaç canı var? 1471. Ben bir kez ateş ettim mi ortalama 700 can götüreceğim değil mi? Leopar ateş etti mi ortalama 350-400 can götürecek. Ben ikinci ateş ettim mi AMX garaja gidecek. Bakın ki oyun aslında o kadar basit bir oyun ki arkadaşlar. Bizim canı az olan iki tankın AMX'i garaja yollamamız için benim bir atış yapıp AMX'ten bir tane yemem, Leopar'ın hemen vurması, sonra tekrar benim AMX'i ateş edip garaja yollamam gerek. Ben görevimi yaptım. Fakat Leopar ne yapıyor? Bekliyor. Niye bekliyor? Bak o arada AMX bana bir tane daha vurdu. Yani aşağı yukarı can puanımla kafa kafaya. Bunu biliyoruz. Yani aşağı yukarı o kadar canımdan götürecek. Leopar bekliyor. Akıllıdır gibi değil. Ben ateş eder etmez Leopar'ın hareket etmesi gerek. Hatta çok daha mantıklısı ne biliyor musunuz? Ben ateş ettikten sonra değil. AMX ateş ettikten sonra hemen ateş etmesi gerekiyor Leopar'ın. Ateş edecek ve kaçacak. AMX'in o zaman kaç canı kalacaktı arkadaşlar? 716 canı var şimdi. 300 vurursa bitti. Devam ediyoruz. Ben geri geliyorum. Leopar geri gidiyor. Ben nişan alıyorum. Açı vermeye çalışıyorum. Veremiyorum. Yani Leopar gözünü seveyim. Ateş et. Hani orada beklemekle eline hiçbir şey geçmeyecek. Ya ben zaten şunu düşünüyorum abi. Ben gözümü karartmışım. Ben bir tane yiyeceğim ya. Ben bu adam bana bir tane ateş edecek. Leopar da ateş etse adam o kadar rahat çıkamayacak ikinci atışında. Ve Leopar PTA çok daha hızlı dolduran bir tane. Bana istinaden. Hani oyunculuk bu kadar basit olamaz abi. Ve hala bekliyor. Yani gerçekten bu arkadaş AFK değilse gerizekalı. Umarım AFK'dir. Zaten AMX'de geldi. Onu garaja yolladı. Ne oldu abi? Hani ne oldu? Orada ateş etmediğinde ne oldu? Arkadaşlar bakın öleceğinizi de bilseniz. Öleceğinizi de bilseniz ateş edin. Yani o adam zaten gelip seni öldürecek ki öldürdü. Abi çık ateşini et. 400 hasar ver. Sen o hasarı verdin mi? Ben adama yapışacağım zaten. Ama ben ne yapıyorum? Ateş ettikten sonra geri kaçıyorum. Sen ateş edeceksin diye sanıyorum ben. Fakat sen ne yapıyorsun? Bekliyorsun. Benim kıçıma yanaşmışım. Bekliyorsun. Neyse. İyi bir oyun çıktı. Şu son dakikası hariç. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya niye ilk başta yapışmadın? Evet ilk başta yapışabilirdim. O hata olarak adlandırılabilir mi? Yanında bir tank daha varsa çok basit bir şekilde
hata olarak adlandırılamaz. İnsan ona güvenir, der ki vuracak, o da onu garaja yollayacak ve böylelikle hani oradan çok daha rahat çıkacağız. Ki bakın, hızlandırılmış şekilde izliyorsunuz, çok ciddi sıkıntı çıkardı AMX M4. Fakat Krangwagen maçı toparladı ve Krangwagen maçı aldı arkadaşlar. Özetleyecek olursak, maç sonunda 5955 hasarımız, 1040 zırh tarafından sektirmek ki Lewandowski'ye göre, 60 TP'ye göre düşük biraz. Hele hele seviye 8 maçta. Ama artiller bize çok fazla sıkıntı çıkarttı. Çok ciddi hasar veremediler ama canımızı epey yediler. Ve 870'te destek hasarımız var. Şimdi gelin bakalım maç sonu skorları nedir ne değildir. Evet arkadaşlar, maç sonu skoruna baktığımızda, şunu kapatalım. Maç sonu skoruna baktığımızda gördüğünüz gibi 81.000 kredi kazanıyoruz. 2800 deneyim geliyor ve 7 de tahvil alıyoruz. Yüksek kalibre madalya alıyoruz onun yanında. Bir de gelin takım skorlarına bakalım. Takımda neler yapmışız. Şimdi gördüğünüz gibi bak şu şeye bakalım, Leopard. Nerede abi o? Ha evet, kaç bak. Abi 966 hasar atmışsın ya. Ya 966 hasar atıyorsun Leopard. Yani yazık bir abi. Bakayım kaç atış yapmış. One penetration. İki tanesi derin demiş. Ama çok basit oynamış. Çok pasif oynamış yani. Evet, yıl devam edesin. 4'te 1 damage alındı. Yani zaten şuradaki tablodan da belli arkadaşlar. Oyunu tamamen ben Krangwagen ve Concept 1B götürmüş. Yani diğerlerinin arasında çok ciddi farklar var. Bakın bizim attığımız hasarlara bakın. Sonra direkt artı geliyor. 1327 ile yani uçuk fark var. Yani rakip de öyle. Rakip de öyle. Bakın o UDES ve AMX M4, size söylediğim o tank. Hani o ikisi, hatta T28 de bakın orada. Oraya koyabiliriz. Hani gördüğünüz gibi kafası çalışan adamlar belli oluyor. Biz kendimiz de konuşalım tabii. 5955 hasar vermişiz arkadaşlar. Bir kişiyi garaja yollamışız, uğurlamışız ve baz olarak da 938 puan, deneyim puanı almışız. 19.000 kredi karımız olmuş. 19.415 kredi karımız olmuş. Onun dışında da 355 serbest deneyim puanı halimize yazılmış. Evet, dediğimiz gibi lütfen T28 diyorum ya. Leopard gibi beklemeyin arkadaşlar. Ya öleceğinizi de bilseniz, bakın ben orada öleceğimi de bilsem, hatta şunu yaparım. Ben artık ölmüşüm derim, tamam mı? Ben bitmişim. Yani 60 TP yaşarsa daha şanslı olur derim. Ki buna istinaden bir video yayınlamıştım. Panter videosu. Şuradan izleyebilirsiniz onu da. Şimdi çıkacaktır zaten. Yani ben İşe yaramayacağım orada diye düşünürüm Leopard yerine olsam. Ben öleyim, 300'ümü 400'ümü vurayım ne vuruyorsa hiç problem değil. Ama 60 TP yaşasın. Çünkü götürebilecek bir tank. Bakın Krangwagen Allah'tan iyi çıktı. Maçı toparladı. Ama ne olursa olsun arkadaşlar, tekrar söylüyorum. 60 TP'nin iyi bir tank olduğunu belirteyim. Zırhlı bir tank olduğunu belirteyim. Zırhlı tanklar seviyorsanız keyif alacaksınızdır. Eksisi, çok ciddi bir şekilde nişangahı ve ağır hareket kabiliyeti ve hızı. Çok eksi puan verdiğim noktalar bunlar tanka. Onun dışında da tekrar söylüyorum, oyunda hasar atma odaklı oynayın arkadaşlar. Ne olursa olsun çık vur öl. Zaten kaç canı vardı, 15 mi canı vardı, 18 canı mı ne vardı? Yani arkadan osursam ben ölecek ama osurmadık, ölmedi, başka bir şey öldürdü. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olun. Hiç böyle bir şey demiyordum ama abone olun, beğenin ki yeni videolar gelsin. Farklı şeyler de yapacağım. Çok farklı teknik detaylara gireceğim. Yakında kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, iyi günler.